Madem bu yeni sistem eyaleti öngörüyor, PKK niye hayır diyor? Bunu PKK'ya soracaksın. PKK hayır diyor mu onu da bilmiyor. Hiç onunla da meşgul değilim. Bakın burada böyle paraleller kurarak bu konuyu kendi içeriğiyle değerlendirmek mümkün değil. Bakın size bir şey anlatayım. Ben son 2 günde ne yaptım biliyor musunuz? Mardin'e gittim. Mardin'de eksik olmasın Ahmet Türk Havaalanı'nda karşıladı. Mecliste bir eski dostu arkadaşı olarak bir nezaket gösterdi. Ve konuşma yapacağım yere kadar refakat etti. Orada konuşmamı dinledi. Ben kendisini kürsüye çağırdım. Çok zarif bir değerlendirme yaptı. Sonra Kasrı Kanco'da evinde bir yemek verdi. Birlikte o sofrayı paylaştık yüzlerce kişiyle beraber, muhtarlar vesaire falan. Güzel bir buluşma oldu. Sonra Aydın'a geçtim. Aydın'daki toplantıdan sonra Ülke Ocakları Başkanı arkadaşlarla aynı sofrada yemek yedik. Ve onlar bana bu görüşmenin ne kadar yararlı olduğunu anlattılar, Ahmet Türk görüşmesini. Türkiye başka bir yere gidiyor. Yani kürsüye ben Nazilli'de Demokrat Parti Genel Başkanı'nı çıkardım. Pırıl pırıl genç kuşak bir gerçekten değerli bir siyasi adamı Gültekin Uysal. İyi yetişmiş bir insan. Kamuoyu pek tanımıyor kendisini. Ama böyle satın alamamış, yoldan çıkarılamamış bir o çizgiyi Türk siyasi hayatında çok önemli olan o Demokrat Parti, Adalet Partisi falan doğru yol çizgisini orada sürdüren bir insan. Genel Başkan, o da toplantıya gelince onu da rica ettim, kürsüye beraber çıktık, o da bir konuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de MHP'lisi, Saadet Partilisi, Doğru Yolcusu, Anavatan Partilisi, Demokrat Partilisi, Ahmet Türk'ü, bu toprakların evladı, Kürt kökenli pek çok insan inançla sahipleniyor, götürüyor. Onlar bir pazarlık için mi yapar, bir tehdit için mi yapar, bir ödün almak için mi yapar bilemem. Hiç onunla da meşgul değilim. Peki. Ve oraya bakarak rota çizmek kadar yanlış bir şey de olmaz. Yani o kutuplaşmayı Cumhurbaşkanı, Başbakan Türkiye'ye teklif ediyor ama tabandaki MHP'li, tabandaki Kürt kökenli insan, Demokrat Partili bunu açtı. Hiç aldırdıkları yok. Doğrunun etrafı.